Ya aslında bu hem sanat içi bir problem bizim için. Yani bu kadar genel anlamda yurttaşlık açısından da bir problemdi. Hani giderek her şey karanlık bir hal alıyor ve bir köşeye sıkıştırılmış hissediyoruz kendimizi. Hani hukuk ihlalleri, yani özgürlük gaspı, yani sanat alanında da çok fazla yaşanıyor ve dolayısıyla hani bütün bunların bizi sıkıştırdığı yerde, nefes alamadığımız yerde bir grup insan bir araya gelip dedik ki bizim gibi düşünen ve hisseden çok kişi var aslında. Ve hani onlara sesimizi ulaştıracak ya da hani bir start noktasını başlatacak bir şey yapalım. Hani çıkış noktası buraya aitti ve hani sanatın zaten yüzyıllar boyunca görevi buydu. Hani bir biçimde böyle ayrı alanlar tanımını kabul etmeyen insanlar, yani işte yalın bir biçimde sanata kapanmışlık, hani siyasetin bunun dışında bir şeymiş gibi algılanması, hani hakikati arayan herkesin bu ülkede sansürle karşılaştığı bir gerçek. Daha önemlisi de zaten o gerçekliği ifade etme kanalları tıkandığı için de bu kez kendine sansür uygulama edimleri çoğalmış durumda. Yani kimsenin özgür olmadığı bir yerde sanat da ayrıcalıklı bir alan değil. Hani kimse zaten gerçekleri ifade edemiyor. Derin bir yoksulluğun içinde, derin bir hukuksuzluğun içinde debelenip duruyoruz hep beraber. Ve kim hakikatten konuşmaya kalksa bir biçimde sesi kısılıyor. Şimdi ses çıkaran, yani çeşitli biçimlerde ses çıkaran bir alanın hani bu kadar gaspın ortasında zaten özgürlüğünden söz etmek imkansız, ama düş gücüne diyoruz ki kimse sınır koyamaz. Biz hayal kurabiliriz ve bu hayalleri başkalarıyla paylaşabiliriz ve en azından kendi alanımızda bu sıkışmışlık, bu kafesin şeylerini, tellerini parçalayabiliriz. Yani herkes bir köşeye sıkışmış durumda ve sanat da bir köşeye sıkışmış durumda. Önce özgürlük mücadelesi diyoruz. Ya herkes için özgürlük. Şimdi sanatın özgürleşmesi toplumsal özgürleşmeyle iç içe bir şey zaten. Yani sanatın aslında kendine ait olan o tarihsel sorumluluğu yeniden üstlenip o toplumsal özgürleşmeyle birlikte hareket edebilmesi için daha fazla hani bir takım işte bir tür aktivist gibi çalışması gerekiyor. Bazen zaman bize böyle fırsatlar sunar. Hani en baskıcı zamanlar aynı zamanda da en yaratıcı eylemlerin, sanatsal eylemlerin ortaya çıktığı zamandır. Biz de diyoruz ki evet kuşatıldık, güzel. Ama bu bir kere olan bir şey değil. Hep tekrar eden bir şey. Dolayısıyla biz buna karşı biraz hani donanımlı olmalı ve daha zekice ve daha yaratıcı bir takım performanslarla birazcık şey yapmalıyız. Kendimize alan açmalıyız. Çünkü bize kimse bir şeyi sunmayacak. Ya da sundukları zaman onların sesi olmamızı isteyecekler. Ama biz eğer kendi özgürlüğümüzü dikkate alıyorsak ya da bunun peşindeysek o alanı bizim hep beraber açmamız gerekiyor. Dediğim gibi bu hani başlığında bir sanat, yani özgürlük için sanat sadece bir araya gelmiş insanların uğraştıkları işlerle alakalı olduğu için. Ama özgürlük sesini çoğaltmak hepimizin görevi. Bu aslında bir yurttaş olma, yani haklarımızı tekrar alabilme, insanca yaşayabilme için yapmamız gereken bir şey. Yani herkesi, ben bu sesi kendi çapında, kendi imkanlarıyla, kendi bulunduğu yerde çoğaltmaya ancak davet edebilirim. Yani tekrar bizim niye yaşadığımızı ve amacımızın ne olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bazen bunu unutuyoruz. Bir hatırlatıcıyız, başka hiçbir şey değil. 2015'ten sonra, özellikle 7 Haziran'dan sonra Türkiye'de çok böyle ciddi anlamda bir korku ve baskı iklimi yaratıldı. Değişik planlamalarla işte toplumun bir araya gelme düşüncesine dair ne varsa bir saldırı girişi. Doğal olarak 10 yıl geçti yani o günden bugüne. Yani mevcut iktidar sadece ses sanat insanları değil, yani dışarıda bir araya, sokakta bir araya gelebilecek herkese karşı ciddi anlamda bir sindirme ve korku politikası oluşturdu. Bundan da en fazla nasiplenen, payını alan da sanat insanları oldu işte. Tiyatrolar yasaklandı, işte gözaltına alındılar, tutuklandılar, işte her türlü diyelim sansür ve yasağa maruz bırakıldılar. Doğal olarak sanat insanlarının böyle kendi işlerine hapsolmaları sağlandı. Haliyle sanatçı dediğimiz şey toplumun da vicdanı oluyor.
toplum içerisinde yaşanan diyelim bütün o zorbalıklara karşı ses çıkartabilecek temel güçlerden bir tanesi sanat insanlarıdır. Ama kendi işlerine bu kadar hapsolunca yaşanan toplumsal sorunlara karşı da bir duyarsızlık hali gelişi ve uzun zamandır da böyledir. Bir de parça parça edilince insanların bir araya gelme noktasında da umudu biraz frenlenmiş oldu. İçe kapanma, sinmişlik gelişi. Bu açıdan işte özellikle 2023 yılının sonlarına doğru işte Barış'a Ses Ver adı altında bir işe imza süreci başlatıldı. 667 kişiye yakın işte sanatçı bu sürece işte aktif biçimde katıldı. Bu aslında şey açısından çok önemli. Yani artık bir araya gelinemez, bir araya gelinirse hiçbir şey olamaz fikrine karşı ciddi anlamda bir çalışmaydı. Daha sonra işte Barış'a Ses Olalım işte çalışmasından sonra neden sadece işte bir imza adı altında bir araya geliyoruz sorusu soruldu. Yani böyle sürekli bir inisiyatif olursa gerektiğinde imza gerektiğinde işte ziyaret gerektiğinde açıklama yani yaşanan bütün sorunlara karşı sanatçıların işte bir şekilde ses çıkartabileceği bir mekanizma oluşturma işte kararı alındı. İşte özgürlük için sanat girişimi de biraz bunu ifade ediyor. Türkiye'de yaşıyoruz. Her gün farklı diyelim işte baskı ve zor uygulamalarına maruz bırakılıyoruz. İşte coğramakta koyum uygulamaları var. Buna karşı işte özgürlük için sanat inisiyatifinin söyleyeceği bir söz var. İşte sokak hayvanlarına karşı özellikle köpeklere karşı işte uyutulma adı altında bir katliam şeyi var. Sanatçıların sözünü söylemesi gerekiyor. İşte Kürdistan'da aslında uzun yıllardır devam eden bir savaş süreci var. Savaşa karşı işte sanatçıların bir araya gelip tüm bu işte o baskı iklimine karşı ses çıkartabilme diyelim şeylerin adıdır özgürlük için sanat girişimi. Bu anlamda işte bugünden sonra şey kuruluşunu ilan etti. Yaşanan işte hem kendi sorunlarına dair ciddi anlamda bir araya gelerek ses çıkartabilme gerçekleşecek. Hem de işe yaşanan sorunlara karşı bir araya gelerek bir ses çıkartma gerçekleşecek. Yani bu açıdan çok değerli. Bir araya gelme fikrinin kendisi zaten çok değerli. Bu açıdan umut ediyorum ki bu girişim her geçen gün büyüyerek işte üzerine düşen misyonu yerine getirir. Aslında sanat insanlarının duyarlılığı her zaman devam etti ama bir araya gelme fikri bir türlü oluşmadı. İşte bu işte bir inisiyatif adı altında bir araya gelme fikri aslında işte o parça parça haline gelme olayına da biraz son verecek. Dediğim gibi yani Türkiye'de yaşadığımız için her türlü sansür, her türlü işte baskı ve zor diyelim şeyine karşı hep işte sanatçılar biraz maruz kaldı. Tabii sadece sanat insanları değil. Bu açıdan bu çalışma çok önemli ve değerli bir zırh. Evet yani zulme, zorbaya, savaş politikalarına karşı ses çıkarmaya çalışan bütün sanat insanlarını bu girişmeye davet ediyoruz. Ya yaşadığımız dönem malum, herkesi içine kapatan, susturan, bastıran ve herkesin kapanına çekildiği bir dönem, geri çekildiği bir dönem. Aynen dediğiniz gibi insanlar imza yani en böyle yaygın tepki biçimi bildiri yayınlamak, imza atmak dediğiniz gibi alfabetik sırayla altında da imzalarını dizmek. Biraz buna karşı bir refleks aslında bu girişim. Sanatçıyı sokağa çağıran, biraz siyasete geri çağıran bir girişim olarak görüyorum ben. Bunu burada Diyarbakır Ahmet'te bir fiziksel olarak bir araya gelerek yapmanın da bir anlamı var. Yani şey üzerinden, evet, onun tabii ki bir anlamı var. Yoksa internet üzerinden, işte iletişim, WhatsApp grupları üzerinden vesaire imza toplayarak pekala bir araya getirilebilir. Daha çok insan bir araya getirilebilir ama önemli olan yan yana durmak, yan yana gelmek ve bu böyle bir çağrıyla bu ihtiyacı duyan diğer sanatçıları yine birlikte durmaya, yan yana durmaya çağırmak. Özet olarak bunu diyebilirim. Yani siyaset yapmaya geri dönsün. Böylesine en çok ses vermeye ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde sanatçılar sesini söylesin. Tabii yani söz söylemek kolay. Aslında işin kolay kısmı deklarasyon yayınlamak ama esas önemlisi bundan sonra ne yapacağı. Bunu biz de merak ediyoruz. Biz de işte bugün daha çok onu konuşacağız sanırım. Dikkat ettiyseniz deklarasyon şeyle bitti. Yani önce eylem vardı
gibi bir şeyle eylemeye çalışacağız. Karşımıza çıkan her tür baskı, yasaklama, sansür, gözaltı, tutuklama, baskının her tür çeşidine refleks geliştirmeye çalışacağız. Bunu umuyorum en azından ben kendi adıma. Ve bunu fiiliyatta, yani sadece işte dediğim gibi deklarasyonla değil, söz, bildiri yayınlayarak, basın açıklamasıyla değil, bir şeyler yaparak, bu yaratıcı bir takım eylemlere girişerek karşılık vermeye, en azından direnmeye, geri püskürtmeye, yaşadığımız faşizan ortamı biraz olsun geriletmeyi umuyoruz. En azından buna çabalamak için bir şey yapacağımızı umuyoruz. Valla yani şunu biliyorum, kendimden de biliyorum. Herkes kendi çapında bir şeyler yapıyor ve kendisi ya içselleştiriyor baskıyı, sansürü, otosansüre dönüşüyor. Çok en önemli aslında şeylerden bir tanesi bu. Sansür bir süre sonra sizi sansürcü haline getiriyor. Kendi sansürünüzü yapmaya başlıyorsunuz. Çekiniyorsunuz. İşte ya da bir takım kurduğunuz ilişkiler yüzünden, yaptığınız etkinliğin akıbeti, geleceğini düşünerek. Bütün bunlara karşı bireysel tavır almak yerine zaten çoğu insan da bunun altında eziliyor. O yük, onu da aşan bir yük. Birlikte tavır almak. Çağrım bu. Kim neye maruz kalıyorsa herkesten ona karşı bir tepki. Çünkü o aslında herkese yönelik bir baskı. Birlikte yan yana durmak ve aslında şunu fark etmek. Sandığımız kadar da zayıf değiliz. Güçlüyüz aslında. Sadece bu gücümüzün farkında değiliz. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Farkına varmamız için bir adım atmamız gerekiyor. Bir sokağa çıkmamız, kendimizi görmemiz gerekiyor.